sıradaki seyircimiz demiş ki Nur Hanım merhaba, Canten Hocam ne olur bana yardım edin. Şu anda ben iş yerindeyim. Karım da mutlaka sizi izliyor demiş. Evet. Lütfen bu soruyu sorun, o da bu cevabı duysun. Komşumuz yeni araba aldı diye karım beni eve almıyor. Onda var, bizde niye yok diye. Allah Allah. Ama karım her ay maaşımın yarısını da harcamasını biliyor. Para da biriktirmiyor. Ben nasıl araba alayım demiş. Ben çözüm buldum. Şimdi eşine verdiği paranın 3'te 2'sini kenara koy. Ben de üstünü tamamlayıp sana araba alma adına söz veriyorum desin. Hem para biriktirmesini sağlasın. Şimdi arabayla mutluluk olur mu ya? Şimdi böyle bir talepte bulunması, aynı zamanda bu kıyaslamada bulunması erkeği de yıpratan bir şey. Yani kim olursa olsun onların onu var, bunların şunu var. Çok yorucu bir şey. Şimdi bir bakıyorsun, değil mi? Çok yorucu bir şey. Bir de bakıyorsun sen, her şeyi olan insanların neyi yok? Mutluluğu yok kardeşim. Sonuçta hayatında iyi evlerde oturan, iyi arabalara binen insanlar mutlu mu? Bence en büyük kazanç, en büyük servet mutluluk ya. Onun için bence tabii yakalayabilene, mutluluğun peşinde koşsunlar. Öyle arabanın peşinde koşacaklar. Geliyorum yani. Ama hocam gerçekten biliyor musunuz, bazı durumlarda sinirlen zaman gerçekten kekeliyor. Evet, kısa devre yapıyor. Çok tatlısınız ama. Ne yapayım ya? Sinirlen zaman tat tat tat. Tat tat tat. Onun için bazen eşim diyor, bak sinirlendirmeyin babanız diyor, ekmek parası, aç kalırız vallahi diyor. Gerçekten. Sermaye çenesi adamın. O da zaten yarı var yarı yok. Şimdi ekran başına yeni geçen seyircilerimiz belki bilmiyorsunuz. Bilenlere biliyorlar ama bilmeyenler için söylüyoruz. Hocam çok uzun yıllar gerçekten konuşma güçlüğü çekmiş. Yani kekemelikle 18,5 baş yıl etmiş ve kendi kendine yenmiş, biliyor musunuz? Evet. Bu çok büyük bir başarı. Sonra toplumun karşısına çıkıp böyle geniş kitlelere çıkıp tabii ders vermiş. 1 milyondan anlatmış fazla insana konuştum tabii ben şimdiye kadar. Yani 81 il. Aslında üniversitelerde işlenmesi gereken bir başarı hikayesidir kendisi. Sağ olun. O yüzden çocuklar babanızı kızdırmayın. Aç kalırız.